Canon R6 Mark 2'yi tanıtacağım. Hayır, Canon'dan para almadım. Nasıl ki Fuji'den de para almadıysam, Sony'den de para almadıysam, DJI'dan para almadıysam, Insta'dan para almadıysam, Sirui'den para almadıysam, Samyang'dan para almadıysam ve birçok tanıttığım başka markadan para almadıysam, bugün Canon'dan da para almadım. Gelin bu güzel makineyi göz atın. <laughs> Merhaba Dinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. Sevgili dostlar, ee, Canon EOS R6 Mark II. Ben bu kamerayı incelemek adına çok sevdiğim kardeşim Taner'den ödünç aldım. Bir haftadır Ben de bu kamera ve epey bir incelemeye tabi tuttum. Mükemmel olmayan ama neredeyse her şeye yeten kamera olarak sınıflandıracağım ben bu kamerayı. Çünkü bu kamera e, son derece iyi bir kamera. Hatta beni e, çok hoş bir biçimde şaşırtan bazı özellikler olan bir kamera. 24.2 megapiksellik bir sensöre sahip full frame olarak ve bu inanın profesyonel dünyanın birçok alanında yeter artar. Ancak çok büyük baskılar yapmak istiyorsanız, çok fazla detay almak istiyorsanız, e, ne bileyim ben çok detaylı ürün çekimi ya da çok küçük bir büyütmek zorunda kaldığınız daha crop e, avantajı yaşamak istediğiniz şartlar varsa o zaman bu kamera sizin için değil. Ama onun haricinde düğün mü çekersiniz, tatile mi çıkarsınız, e, normal e, manzara mı çekersiniz her şeyi yaparsınız bu kamerayla. Bu kamera dediğim gibi 24,2 megapiksellik bir e, sensöre sahip. Bu kamera mekanik enstantanede 11, e, elektronik enstantanede 40. Saniyede 40 e, kare çekebiliyor. Bir kere bu hakikaten çok şaşırtıcı. Ama benim için bunlar çok önemli detaylar değil. E, fotoğrafta bir netliğine e, ve karedeki çözünürlük başarısına dikkat ederim. İki renklerine dikkat ederim. Ama benim için çok önemli olan, artık son zamanlarda iyice de önemi artan otofokus başarısına e, dikkat ederim ki bu kameranın otofokusundan başlayacağım sevgili dostlar. Daha önce bir R5 denemiştim. Bir kıyaslama videom olmuştu GFX 50 ile. Ee, i̇nanın bana R5'in ben otofokusunu o kadar da beğenmemiştim. O da kaçırabiliyordu pozisyonlara göre. Ben bu kamerada bunu görmedim. Bu kamerada özellikle otofokus e, seçeneklerini doğru kullandığınızda m, herhangi bir şey kaçırma ihtimali yok. Çok hızlı çekim sahnelerinde bile ben %85 aykın yakın e, başarı yakaladım. Yani başarı derken ekrandaki takipten bahsetmiyorum. Kareye bastığınız an yani ekran şöyle bastığınız an itibaren çektiğiniz kare adedindeki başarı oranından bahsediyorum. Bu birçok marka için geçerli tabii ki. İkincisi birazdan göstereceğim bir çektiğim birkaç kare de e, ben biliyorsunuz rol çeken bir insanım ama rol neden çekiyorum? E, i̇stediğim gibi oynayabilmek için ama sizi yanıltmamak adına renklerine zerre kadar dokunmadım ve karelerin hepsini Otomatik beyaz ayarında, beyaz öncelikli otomatik beyaz ayarında çektim. Her zaman yaptığım gibi. E, renkler müthiş. Göreceksiniz keskinlik son derece başarılı. E, kullandığım lens de e, 100mm makro f2.8 bir lens. Fotoğraf kısmı böyleyken yani birçoğunuz şey düşünebilir. Ya işte video ne durumda? Vallahi videosu da yani bu şartlar altında inanılmaz başarılı. Çünkü size birçok seçenek veriyor. Bir 200 AŞ-264 ve 265 çekimler yapabiliyor. Ondan sonra log çekim yapabiliyor. C-Log 3 ile. Şimdi bazılarınız diyecek ki abi C-Log değil C-Log. Peki C-Log olsun kardeşim. C-Log 3 e, çekimler yapabiliyor. Ve dinamik aralığı son derece başarılı bir e, kamera. Hatta ufak bir çekim yaptım videoda. Ona bir göz atın isterseniz. Bakın geçiş gayet yumuşak, gayet güzel. Ve renkler de gayet doğal. Ki bu çekimi de manuel bile yapmadım. Yani tamamen full otomatik yaptım. Buna rağmen e, C-Log 3'teki ...renk başarısını ve renk tonlarının doğallığı beni hakikaten şaşırttı. Ee, hızı çok e, bir, ilginç bir biçimde e, şaşırttı ama... ...video kapasitesi de 4K... ...şimdi 4K 60 FPS... ...cropsuz bildiğim kadarıyla ama onu ancak c, e, c log 3'te çekebiliyorsunuz. Ve çok daha güzeli. Eğer ki bir harici şey bağlarsanız üstüne... ...ne bileyim Atomos ya da Blackmagic gibi... O zaman da 6.2K'dan 4 ve 6.2K'dan 60 FPS'ye kadar çekim imkanı yani harici kayda e, sağlıyor. Şimdi bu kamera için herhangi bir kötü bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü menüsüne alıştıktan sonra özellikle de şurada yani çok enteresan bir Q menüsü var sevgili dostlar. Q menüsünden her istediğiniz hızlı ayara ulaşabiliyorsunuz. Ve şey de çok güzel. Çok fazla düğmesi var bir kere. Eee ve bu dümelerin çoğunu da istediğiniz şekilde kendinize göre de programlayabiliyorsunuz. Ve bu kamerayı da çok kolay kullanım haline geliyor. Bu hot shoe mount'undan bahsetmek gerekirse bu hot shoe mount'u da e, sonlerde olduğu gibi birçok başka e, cihazla senkronize çalışma özelliğine e, sahip. Dolayısıyla bu da bu makine için bir artı. Bir şey daha var sevgili dostlar. Bu makine şimdi kanon sevenler için çok güzel bir makine ama benim biliyorsunuz şuradaki grip çok güzel, çok geniş bir grip. Ama benim için biraz fazla geniş bir grip. Ee, ama şey güzel, yani Nikonlardaki gibi şurayı sıkıştırmıyor. Lensi buraya koyduğunuz zaman parmaklarınız gayet rahat e, giriyor araya. Ağırlığı çok ağır değil. 600 gram civarında pille beraber lens hariç. Ee, pili de son derece dayanıklı. Isınması gibi bir takım şeyleri denemedim elbet. Hani çok uzun videoda 4K 60fps'de. Bu kamera onun için üretilmiş bir kamera değil. Böyle herhangi bir fanı yok. Ama şey şeyi var. Bir kere toza ve ıslığa daha doğrusu yağmura dayanıklı bir gövde yapısı var. Gövdesi ağırlıklı olarak her ne kadar şeyse yani sağlam sağlam bir gövde. İtiraf ediyorum. Yani Canon o DSLR zamanından beri bu gövde yapısını hiçbir zaman değiştirmedi. Ve kimi insan çok seviyor kimi insan sevmeyebiliyor vesaire vesaire. Dolayısıyla bunların hepsi hakikaten çok kişisel tercihler. Ama bugün artık kötü kamera var mı? İnanın yok. Kötü marka var mı? İnanın yok. Hepsi birbirine e, takır takır yetişmiş vaziyette. Özellikle full frame üreten bu artık dört marka diyeceğim. Çünkü... İşin için artık Lumix de ciddi bir biçimde girdi. Lumix biliyorsunuz daha önce sadece çok başarılı Micro Four Third e, video kameralar üretirken bu şimdi yeni S e, Full Frame S serisiyle beraber müthiş hibrit kameralar da üretmeye başladı. E, i̇nşallah elime bir gün bir tanesi geçer ve sizlere bu konuda yani bir kam Lumix kamerasına inceleme imkanına sahip olurum. Nikon e, çok zor e, kamera ödünç veriyor. Bakın Sony'den bugüne kadar ben herhangi bir kamerada ödünç alamadım. Yani size Sony ile ilgili verdiğim bütün içerikler yaptığım bütün incelemelerin hepsi cebimden ödeyerek satın aldığım ürünlerden müteşekkil ki bu kanaldaki ürünlerin yüzde aşağı yukarı 90'ı bir şekilde almış olduğum o anda elimde olmadıysa da daha önceden satın alıp incelediğim ama o arada da o dönemde Fuji filmden ödünç aldığım ürünlerdir. Onlar da kameradan ziyade Lenslerdir sevgili dostlar. Ee, dediğim gibi ben herhangi bir markanın fan boyu değilim. Her türlü ürünü incelerim. Amacım burada sizlere objektif bir görüş açısı bildirmek ve olacak da para harcayacaksanız neye göre harcayıp neye göre harcamamanız gerektiğini de sizlere bildirmek. Şimdi kanona alışkın olanlar kanunu sevecektir. Ben bu kanona kanona marka olarak ben bir türlü alışamadım çünkü. Zamanda kullanmış olduğum e, film zamandan Canon bir Canon AE-1'im vardı ama dişlere geçtikten sonra ben kamerayı ben fazla ya bu yani Canonları biraz fazla büyük buluyorum benim keyfime göre. Yoksa Canon müthiş bir marka. Canon autofokus'ta artık özellikle bu yeni nesil ele çıkarttıkları R5 e, 2 serisiyle R3'le R1'le son derece başarılı bir e, yoldalar Canon zamanında da zaten özellikle video dünyasında son derece başarılı kameralar üretmiş olan bir marka. Canon'a tu kaka diyemem. Sadece benim tercihim değil derim şu aşamada. Nasıl ki bir dönem Fuji benim tercihim idiyse ama zaman içerisinde yıllar içerisinde diğer markaların geliştirdikleri ve Fuji'nin bazı konularda geri kalması nedeniyle ben marka switch ettiysen yarın bir gün tepem atarsa Nikon'a da switch edebilirim. Şu anda hayır diyorum ama Canon'da da switch edebilirim sevgili dostlar. Şimdi Canon R6 Mark 2 kimin için? Allah profesyonel fotoğrafçılar için, manzara çekenler için, sokak fotoğrafçılığı yapmak isteyenler için, ee, biraz parası olan normal insan için tatil fotoğraflarını çekecek, videolarını çekecek, elimde çok iyi bir hibrit makine olsun, 8 stop titreşim önleyicisi olsun ki çok başarılı bu konuda da. Diyorsanız Canon'da çok güzel lensleri var bu konuda. E, alın, alınır yani. Dediğim gibi her şey tercihten ibarettir. Ama ben itiraf ediyorum ki Canon R6 Mark II'yi performans bakımından çok başarılı buldum. Umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Sevgili dostlar hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütmeye devam edelim. Şimdilik sevgiyle kalın, aşk ile kalın, huzur ile kalın, sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar. thank